Bu videoda sizinle karmaşık bir devre problemi çözeceğiz. Sonra da bir devre şeması görüyoruz. İlginç bir devre bu. Çünkü birden fazla pil, simetrik akım ve direnç var. Bizden akımı bulmamız istenmiş. Çözmeyi deneyeceğiz. Yolda da bu tip sorulara nasıl yaklaştığımızı anlatacağım. Hemen bir bakalım. Devrede iki pil var. Bu pek alışılmış bir şey değil. Burada iki direnç var. İkisi de 1,4 ohmluk. Üçüncü bir direnç de burada. Bizden bu dirençteki akımı bulmamız isteniyor. Yani I akımını arıyoruz. Ben bu tip bir soruyla karşılaştığımda ilk olarak şemayla biraz vakit geçiriyorum. Bakıyorum ve akımların ne yönde ilerlediğini, devrede ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorum. Aslına bakarsanız devreyi ayrı bir yerlerde bir kez de kendiniz çizseniz devreyi çok daha kolay anlarsınız. Evet, önce 2 adet pili çiziyorum. Bu pillerin birbirine bağlı olduğunu görüyorum. İlginç bir şey bu. Sonra her pil bir dirence bağlanıyor. Bu da bir dirence gidiyor. Bu dirençlerde. Bakayım, evet. Bunlar da birbirine bağlı. Sonra buradan bir tel çıkıp üçüncü bir dirence bağlanıyor. Gördüğünüz gibi Tüm o yumuşatılmış köşeleri, noktaları falan attım. Her zaman yaptığımız gibi, alışık olduğumuz köşeli bir şema çizdim. Şimdi değerleri yazıyorum ki bir karışıklık olmasın. Bu 11 volt. Pil simgesinden kısa çizginin eksi kutbu, uzun çizginin ise artı kutbu temsil ettiğini biliyoruz. Aynısı burada da geçerli. Demek ki bu iki pil tam olarak aynı şekilde, aynı yönde takılmış. Bu pil de 11 volt. Bu gerçekten ilginç bir problem olacak. Bu dirence R1 diyelim. Çünkü orijinal problemde bu dirençten geçen akıma I1 denmiş. Bu R2 olsun ve elbette bu da R3 olacak. Aradığımız akım bu akım. Bakalım ne çıkacak. Pekala. Şimdi işin matematiğine geçmeden önce şemayı sadeleştirmeye çalışacağım. Bana burada bir hile yapılmış gibi geldi. Şu pillere bir bakalım. Pillerin bu uçları birbirine bağlanmış. Demek ki ikisinde de aynı potansiyel fark var o potansiyel farkının ne olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz iki pil içinde aynı olduğu. İkisinin de 11 voltluk piller olduğunu biliyoruz. Bu da demek oluyor ki bu düğümdeki ve bu düğümdeki potansiyel farkları tam olarak aynı. Nereye göre? Bu düğüme göre. Bu düğümün voltajı da 11 volt daha düşük. Bu düğümün voltajı da. Şimdi kafamda şunu hayal ediyorum. Eğer bu iki düğüm noktasını bir telle birbirine bağlasaydım bu uçta da 11 volt olacaktı bu uçta da. Yani telden hiçbir akım geçmeyecekti. Telin devre üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktı. O tel üzerinden geçmeyi tercih edecek bir akımdan söz edemeyecektim. Aslına bakarsanız o teli de çizeyim. Bakın çizdim ve devreyi değiştirmiş olmadım. Bu telden geçen akım öncekiyle aynı. Çünkü buradan sıfır akım geçiyor. Bu telden geçen akım da öncekiyle aynı çünkü yine buradan sıfır akım geçiyor. Çünkü her iki düğümünde bu düğme göre potansiyel farkının 11 volt olduğunu biliyorum. Şimdi tam şurada şemayı tekrar çizmekte fayda var. Buraya baktığımda pozitif kutupları birbirine bağlı, negatif kutupları birbirine bağlı iki pil görüyorum. Yani aslında bu iki pil tek ve büyük bir pil gibi davranıyor. Öyleyse o şekilde çizeyim. Devreyi tekrar çizdiğimde şöyle bir şema elde ediyorum. Bu büyük bileşik pilimiz. Şemanın geri kalanı da böyle oluyor. Şimdi bileşenleri tekrar isimlendireyim ki kafalar karışmasın. Evet. Bu R1, bu R2, bu da R3. Devremiz artık biraz daha basit görünüyor değil mi? Şimdi daha da basitleştirebilir miyim ümidiyle devreye bir kez daha göz atıyorum. Ve tam burada bu bölgede R1 ve R2'nin paralel bağlandığını görüyorum. Uçlarındaki potansiyel farkı aynı. Bu da birbirlerine paralel oldukları anlamına geliyor. Paralel dirençlerin nasıl sadeleştirildiğini hatırlıyor olmalısınız. Artık ezbere bildiğimiz paralel direnç denklemini kullanacağım. Denklem şu. Farklı bir renge geçeyim. Evet. R1 ve R2 dirençleri birbirine paralel. Bu simgeyi şimdi ben uydurdum. Birbirine paralel iki çizgi dirençler birbirine paralel demek. Ve birbirine paralel iki direncin formülü R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2. Hadi değerleri yerine koyalım. Zaten şemada yazıyor. R1 ve R2'nin değerleri birbirinin aynısı. Ve paralel dirençler söz konusu olduğunda bunun özel bir anlamı vardı. Çünkü bu ifade R çarpı R bölü 2R'ye dönüşüyordu demiştik. Direnç değerleri birbirine eşit. O yüzden hızlıca yapabiliyorduk işlemleri. Dolayısıyla bu R ile bu R birbirini götürüyor. Yani eğer paralel dirençler birbirine eşitse toplam direnç söz konusu direnç değerinin yarısına eşit oluyor. Şimdi gerçek değerleri yerine yazıyorum. 1,4 ohm bölü 2 eşittir 0,7 ohm. Bu buradaki iki paralel direncin eş değer direnci. Devreyi bir kez daha çizme vakti geldi. Hadi çizelim. Pilimiz bu. Bu kez R1 ve R2 dirençlerini tek tek çizmek yerine eş değer direnci çiziyorum. Tabii bir de R3 direncimiz var. Onu da aşağıya çiziyorum. Değişen bir şey yok. Sonra tel voltaj kaynağına geri dönüyor. Bileşenlerin isimlerini tekrar yazıyorum. Bu direnç birbirine paralel R1 ve R2 dirençlerinin eş değer direnci. Bu da R3 direnci. Ulaşmak istediğimiz akım bu. Ve potansiyel farkımız 11 volt. Burası pilin pozitif kutbu. Burası da negatif kutbu. Artık önümüzde çok basit bir devre var. Hadi değerleri yerine koyalım. Birbirine paralel R1 ve R2 dirençlerinin eş değer direnci 0,7 ohm. R3 neymiş bakalım? 2,7 ohm. Bundan sonrasını zihinden bile yapabilirim. Bu ikisi artık seri şekilde bağlanmış iki dirençten ibaret. O zaman ohm kanunu yazalım. V eşittir I R. Ben vaktinde bu şekliyle ezberledim. Öyle gidiyor. I'yı bulmaya çalıştığıma göre akımı yalnız bırakıyorum. Ne oluyor? I eşittir V bölü R. Artık değerleri yerine yazmaya başlayabilirim. I eşittir 11 volt bölü toplam direnç nedir? Bakın dirençler seri bağlanmış. Öyleyse toplam direnç bu iki direncin toplamıdır, değil mi? O da 0.7 artı 2.7 eşittir. Paydadaki işlemi yaptığımda akım eşittir 11 bölü 3 bölü 4. O da eşittir. Bunu artık hesap makinesiyle çözeyim. 11 volt bölü 3 bölü 4 ohm eşittir sonuç 3,23 bir şey bir şey. Birimi de amper olacak. İşte aradığımız cevap bu. Bir de buraya yazayım. I eşittir 3,2 amper. Şimdi bakalım cevabımız doğru buymuş. Ve cevap işte bu. İşte bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler.